Hoş geldiniz. Alkışları duymak çok güzel, gerçekten. Bu alkışları duyduğumda diyorum ki acaba yanlış mesleği mi yaptım? Çünkü keşke şarkıcı olsaydım veya keşke tiyatrocu olsaydım diyorum. Çünkü sahneye çıkıyorlar, performanslarını sergiliyorlar, alkışı alıyorlar, başarı, coşku, tavan yapıp gidiyorlar. Bizde öyle mi? Bizde soğuk, 100 metrekare bir stüdyo, 6 tane kamera ve bir ben, tek. Alkış belki ertesi gün reyting olarak dönecek. O da dönerse, dönmeyebilir de. O yüzden yalnızız aslında, biliyor musunuz? Çok enteresan. Hani dışarıdan böyle vardır ya, hayaller ve gerçekler. Dışarıdan çok şaşırtmış işte. Habersin hikaye. Wow, konfetiler, kalabalık, alkış. Yo, hiç öyle bir şey yok. Opus gibi stüdyoda tek başına 3 saat konuşan bir adam. Kimle konuşuyor? Makineye konuşuyor, makinalara. Robotlara konuşuyor. Ya düşünsenize ne kadar tuhaf değil mi? Şimdi soruyorlar, ne iş yapıyorsun? Haber spikeri. Ne iş yapıyorsun? Ne iş icra ediyorsun? Orijinali esası ne? Makineye konuşuyor. Evet, benim yaptığım iş bu. Makineye konuşuyor. Bazen hatta hepimiz konuşuyoruz da ben kendimi kaptırıyorum. Hatta makineye sorduğum bile oluyor kameraya. İşte geçtiğimiz gün taksicilerle ilgili bir şey söylediğimde siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanları niye mağdur ediyorsunuz diye kendimi kameraya karşı kamerayı sorguya çeker halde buldum. Dedim ne yapıyorsun ya, kendine gel. Yani bir sınırı olmalı diye. İşte böylesine kaptırıyoruz ama yalnızız. Hani bir meşhur laf vardır, başarıya giden yolda yalnızsınızdır diye. Tamam olsun ama bu kadar da gerçekten çok. Şimdi bir de mesela şöyle yalnızlıklar vardır. Kalabalıklar içindeki yalnızlıklar. Çok yaşadım. 2 sene öncesine kadar ben spor spikeriydim. Ve hemen hemen dünyanın bütün standlarını gezdim. Çok şükür bu sayede hepsini gördüm. İşte Arjantin'deki, Buenos Aires'teki La Bombonera stadından Boca Juniors'ın, Liverpool'un Anfield Road stadından, Porto'nun Dragao stadından, Almanya'daki Gelsenkirchen'deki Auf Arena'ya kadar hepsine gittim. Camp Nou, Bernabeu, hepsine. Ortak bir özellik var. Standlar tıklı tıklı, 50 bin kişi. 30 bin, 40 bin artık stadın kapasitesine göre hınca hınç dolu. Herkes herkes eğleniyor. Bizi tak Allah'ın terk ettiği yer ucu atıyorlar. Bazen kabin oluyor, bazen açık oluyor ama tek başınasın. İnsanlar eğlenmeye, coşmaya gelmişler, sen yalnız. Tek başına. 90 dakika bir şey anlatıyorsun, yine makineye anlatıyorsun. Anlatıyorsun da anlatıyorsun. Ve sonra diyorsun ki, insanlar hurra gol diye sevindiklerinde sen de seviniyorsun onlar için ama yine kendine değil. Ve diyorsun ki, Allah Allah burada bir tuhaflık var. Sonra ışık çakıyor. Ben Türkiye'de ilk başarılı futbolcuların, dünya starlarının otobiyografisini yazan yazarım. Messi ile başladım. O akım benimle başladı. Ve şöyle başladı. O maç anlattığım esnasında ta en başında Messi'nin 17-18 yaşındaki halinden bahsediyorum. Ya bu çocuk nasıl oluyor da bu yaşta bu başarıyı yakalayıp bu dünya yıldızları arasında forma şansı buluyor? Ne oldu da, nereye tırmandı, nasıl oldu derken hikayesini bir araştırdım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, böyle bir hikaye yok. O kadar etkilendim ki dedim, ben bu hikayeyi yazmalıyım. Buradaki başarıyı herkes bilmeli. Zaten şöyle bir şeydir şimdi, başarıya giden yolda yalnızsınız da faslına çok doğru. Hiç daha düşünün, tırmanmanız gerekiyor. Eğer zirve başarı orasıysa, hiç kimse size ayağından daha böyle bir destek verip, hadi biraz daha da böyle, hadi demiyor. Tam tersine. Siz bu tırnakları o kayaların arasına geçiriyorsunuz. Kimi zaman kırılıyor, kimi zaman kanıyor. Ama düşmek üzeresiniz. Bazen vazgeçiyorsunuz, çok yüksek diyorsunuz. Ama vazgeçmediğiniz zaman o yalnızlık içinde tam zirveye çıktığınızda yalnızda o kadar çok insan oluyor ki. Ama işte mesele
o tırmanış anını yakalayabilmek, anlayabilmek. Şimdi İzmir fuarındaydı, hiç unutmuyorum. Messi kitabı ve hemen arkasına Ronaldo'nun kitabı çıkmıştı. İki kitap yan yana, imzaya geliyor insanlar. Çocukları da mıknatıs gibi çekiyor kitaplar. Mesela böyle küçük çocuklar geliyor, ortaokul, hatta lise çağındakiler. Böyle geliyorlar sana, oraya oraya el atıyorlar. Messi'yi görüyor, boyalıyorlar. Hemen Messi'ye veya hemen Ronaldo'ya yöneliyorlar. Hemen kitaba elini atıyor böyle, hemen hemen. Ondan bir bağ kurmuş zaten. Bir yerde PlayStation oynuyor. Orada zaten Messi kadrosunda. Ama bir de kitabı görüyor. Zaten seyrediyor da televizyonda. Tam o böyle kitapla haşır neşirken ben de oturuyorum, seyrediyorum. Tok diye bir el geliyor. Anne. Hayır. Futbol kitabı istemiyorum almanı. Hanımefendi. Futbol kitabı değil. Ama işte Messi'nin, ya tamam Messi'nin kapaktaki fotoğrafı doğrudur. Messi, öbürü de Ronaldo. Ama burada futbolu anlatmıyorum. Burada ben Messi'nin veya Ronaldo'nun nasıl çalım attığını anlatmıyorum. Ben onların hayata nasıl çalım attığını anlatıyorum. Futbol yazılmaz ki, futbol okunmaz ki, futbol seyredilir. Ha, başarı kısmı işte o anlatılır. Çünkü öyle şeyler başarmışlar ki şapka çıkarıyorsun. Zaten durup dururken bir adamın hikayesini yazarsanız çok da ilgi görmez. Bir eli yağlı, bir eli bağlı bitmiş. Bütün imkanlar önünde. Başarmış. Bir zahmet başar yani. Esas yırtmak dediğimiz, hayatta yırtmak dediğimiz o kavramı eğer sen başarabilmiş ve seviyeye oturmuşsan başımla beraber. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Messi küçükken kemik büyüyememe sorunuyla karşı karşıya. Doktor diyor ki senin boyun 1.50'yi geçmeyecek ve yakında öleceksin. Ve o Messi dünyanın en büyüğü oluyor. Nasıl yani? Ronaldo diyor ki doktor senin kalbin delik, asla futbol oynayamaz. Ronaldo'ya söylenecek söz bu. Ama vazgeçmemiş. Veya annesi o daracık evlerinde, iki göz oda evlerinde, o koskoca aile, kardeşleri, çoluk çocuk, iki odaya sığmaya çalışıyorlar. Ve anne ne yapıyor biliyor musunuz? O 30 yıllık dökülmek üzere olan çamaşır makinesini sadece Ronaldo'ya 2 metrekare biraz daha yer açılsın diye tabana astırıyor. Öyle bir hikaye. Ondan sonra sakın bana Kastamonulu, Samsunlu, Bafralı, Hakkari'de, Artvinli, Sinoplu çocuk şunu demesin. Ya ben şimdi buradan çıkıp da nasıl başarımı göstereceğim? Sakın, sakın. Portekiz, Batı Hint Okyanusu, Madeira. Bak gidiyorsun Madeira diye bir adam. Oradan bir daha gidiyorsun. Funchal. Allah'ın terk ettiği bir yer. Funchal adasından çıkmış Cristiano Ronaldo. Ben 67 ülke gezdim. Şöyle bir iddiam vardı. Bana 2 tane otobüs bileti var. Dünyanın neresine koyarsan koy ben evime gelirim. Ama ben Funchal'e gidemem. Gidemem, gidemem. Gerçekten gidemem. Oradan eğer Ronaldo çıkıp zirveye tırmanmışsa kusura bakmasın Bafra'daki köyde yaşayan Samsunlu genç çocuk. Sen de yapabilirsin. Amaç bu. Ribery'in hikayesini yazarken ağladım. 2 yaşında babasıyla trafik kazası geçiriyor. 102 tane dikiş atılıyor suratına. 102 dikiş ne demek 2 yaşında? Frankenstein diyorlar ona. Kimse oynamıyor. Herkes dışlıyor. Hiç kimse Frank Ribery'nin arkadaşı olmak istemiyor. Büyüyene kadar devam ediyor bu. Kendini bir şeye verecek. Futbola bile. Futbolda bile dışlıyorlar. O kadar iyi oynamasına rağmen. 17 yaşına kadar inşaatlarda çalışıyor. 17 yaşında inşaatta keşfediliyor. Bir sene sonra Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir sene sonra da Bayern Münih'e rekor milyonlarca dolara gidiyor. Nasıl bir hikaye bu? Nasıl anlatmam? Başarı bu değilse ne? Ve her zaman şunu söylüyorum. 2 tane önemli kriter var bana göre başarıda. Bir, haddini bilerek hayal edeceksin. Haddini bilerek ne demek?
Ben küçükken elbette astronot olacağım, pilot olacağım diye hayal etmedim. Edemezsin de bu gözlüklerle olur mu ya? Haddini bildin. Ben hep dedim ki ben bir şeyler anlatacağım. O kutunun içinde olacağım. Televizyonda çalışacağım. İnsanlara bir şeyler anlatacağım. Bu bir çok önemli. Haddini bilerek uygun hayalini kur. Ama bahçıvan, ama ressam, ama öğretmen, ama mühendis. Ne istiyorsan yap. Ama onun üzerine git. Şu an ben çalışıyorum mu zannediyorsunuz? Ben çalışmıyorum ki. Hem de 25 yıldır çalışmıyorum. O kadar şanslıyım ki, Türkiye'de ne kaç bu kadar şanslı insan var bilmiyorum ama ben onlardan bir tanesiyim. Ben çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü hayallerimin peşinden gittim, sevdiğim işi yapıyorum. Televizyon seyretmeyi seviyorum. Televizyon içinde olmayı da bizzat o anlatılanların ta yerinde olmayı da çok seviyorum. Daha ne olsun? Ha zor mu? Bana göre değil. Çünkü ben onu bir yaşam tarzı haline getirmişim. Ama peşinden gitmişim. Koşmuşum. Bir şeyler yapmışım bunun için. Öyle bedava da olmuyor. Elbette olmuyor. İkincisi empati. Kendimizi bir başkasının yerine koyduğumuz an, öyle düşünüp öyle hareket ettiğimiz an başarıyı yakalıyoruz. Diyorlar ki, ya ezelden beri derler, ya sen ekranda bir şey anlattığın zaman ben onunla bütünleşiyorum. Ben de hissediyorum diyorlar. Niye? Çünkü ben kendimi seyircinin yerine koyuyorum. Oturuyorum koltuğa, televizyonu açsam acaba nasıl bir sunum dinlemek veya izlemek isterdim? Nasıl anlatsa bana hoşuma giderdi? Hop, kendimi onun yerine koyuyorum. Sonra da diyor ki, ya insanoğlu çok kompleks, zor bir varlık değil ki. Herkes, hemen hemen hepimiz, bütün dünyada aynı şeyleri istiyoruz ya. Güzel yaşamak, elimizden geldiğince konforlu yaşamak, sevdiklerimiz yanımızda olsun, değil mi? Değerlerimiz, yargı değerlerimiz az çok birbirleriyle aynı. Arada farklılıklar, politik ayrılıklar olsa da. Eninde sonunda günü başlatıyoruz. Güzel geçsin diyoruz. Başarılı geçsin diyoruz. Akşam da bitiriyoruz. Ama olabildiğince ailemizle birlikte, sevdiklerimizle birlikte. Daha ne isteyelim? Şimdi bu mekanizmayı kavradığınızda biz kendinize yatırım yapıyorsunuz. Hayalleri kuruyorsunuz. İkincisi de empati yapıyorsunuz. Empatiyi de yaptıktan sonra sizin önünüzde hiçbir şey duramaz diye düşünüyorum. Bakın, bu söyleşinin bir adı var. Ben bile. Oraya geleceğim. Çünkü önemli bir mesaj vereceğimi düşünüyorum. Bu kadar çok başarıyı yıllar içinde anlatmaya çalıştığımda hep diyorum ki imkansızlıklardan zirveye çıkan insanların hayatları kayda değerdir. Çünkü o yapmışsa Bafra'daki çocuk da yapabilir. Örnek var önünde. Hiç kimse altın kaşıkla doğmadı benim yazdığım kitaplarda. Özellikle. Ve genç kızlara yazdığım o gençlik hikayelerinde de aynı vurguyu yapıyorum. Orada da diyorum ki bir araya gelin, başarmak istiyorsanız kolektif bir güçle bunu başarın. Ve öyle de yapıyor benim karakterlerim, benim kahramanlarım, kitaplarımda. Benim 12 kitabım var. 6'sı genç kızlara, genç erkeklere yazılmış hikayeler, gençlik hikayeleri. Geri kalan 6'sı da yıldız futbolcuların otobiyografisi. Bu hayatta nasıl başardıklarına dair. Şimdi ben bile derken şunu kastediyorum. Bakın burayı iyi dinleyin lütfen. Ben Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde orta birde Türkçe bilmiyordum. Türkçe bilmiyordum. Kendi ülkemde, kendi vatanımda yabancıydım. Ha, yabancı olmaya alışık mıydım? Alışıktım tabii. Almanya'da zaten ikinci sınıf vatandaşsın. Hala bile. Hep Türksün. İkincisin, yabancısın. Ama en azından Almanca'ya ana dilim gibi konuştuğum için zorluk çekmiyorum. Ama Türkiye'ye gelince Türkçe bilmiyorsun. Kendi ülkende yabancısın. Ne kadar zor, ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Arkadaş edinemiyorsun. Sınıfta ne kadar zeki olursan ol, başarılı olamıyorsun, anlamıyorsun. Coğrafyayı anlamıyorum. Akarsu, ne akarsu, ne nehir. Bilmiyorum. Dağ diyor. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Çok ekmek biliyorum, su biliyorum. Almak, vermek. Böyle basic şeyler. Diğerlerini bilmiyorum. Sonradan öğrendim mi? Hem de nasıl öğrendim? İşte konuşuyorum işte. Ve çok şükür 25 yıldır en üst düzey ulusal medyada
Kaderin cilvesine bakın ki haber spikeri oldum, spiker oldum. Kanal 6, Türkiye'nin ilk sabah şekeri, benim. Star TV, Şampiyonlar Ligi'nde işte ilk Şampiyonlar Ligi spikerlerinden biri benim. TV 8, Kanal D, CNN Türk, hep üst düzey çalıştım. 12 tane kitap yazdım. Yani demek istiyorum ki ben bile başardıysam gerçekten Türkiye Cumhuriyeti topraklarında nerede yaşıyor olursa olsun her genç başarabilir. Bu kadar basit. Ve umuyorum hayallerinizi çok ötelemez ve büyütmeyiz. Çünkü onu yaptığımızda kavuşmak zor olur. Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki isteyin. Ama buna giden yolda ihtiyacımız olan şeyler var. Kelimeler. Ne iş yapıyor olursanız olun. Eğer kelime hazineniz geniş değilse kendinizi ifade ederken olmanız gereken yerde belki olamayabilirsiniz. Çünkü kelimeler yaptığınız işin parlatıcısıdır, aynasıdır. Ama o kelimeleri bu çekmecelerde yeri gelip çıkarabilmek için çok okumak lazım. Ve gençlerime, benim memleketimin güzel gençlerine en büyük tavsiyem hep bu oluyor. Bir hamburger mide 25 lira. Evet, midenizin o kaloriye ihtiyacı var. Alın, afiyet olsun. Çok güzel, yiyin. Ama bir kitap 20 lira. Beynimizin de kaloriye ihtiyacı var. Onu da besleyelim. Zor değil, pahalı değil. Yapalım ve bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum. Zaten söyleyişimin adı da bu. Gerçekten benim gibi memleketine yabancı bir misafir olarak gelmiş biri bile, ben bile başarabiliyorsam hepiniz başarabilirsiniz. Teşekkür ederim.